iyi oynamıyor ama Twente de iyi oynamıyor. Ahım Şahım futbol oynamıyor. Hocamın dediği gibi ben de katılıyorum. Yani Fenerbahçe maçı çevirebilir de ikinci yarıda yapacağı hamlelerle. Çok baskılı oynayan bir takım değil. Çok iyi de bir takım değil. Fenerbahçe'nin de pozisyonları var. Maçın başında da pozisyonları vardı. İkinci yarıda da olacaktır. Ya ben ümitliyim. Bunu söyleyeyim. Ama şu gece izlediğim, ya yani bu akşam izlediğim 3 temsilcimizden en çok istekli olan takımın Beşiktaş olduğunu görüyorum. Yani 2-0 geriye düşmesine rağmen hiç pes etmiyorlar ve bence hızlı oynuyorlar, hücumu iyi yapıyorlar, pozisyon üretiyorlar. Soyunma odasına giderken de çok büyük destek verdi bu arada Beşiktaş taraftarı takımlarına. Evet. Yani taraftar takımın o agresyonundan, o gösterdiği reaksiyondan memnun. Tabii kötü günde de her zaman takımının yanında yer alan bir taraftar topluluğu, evet. Beşiktaş taraftarı. Ben iki maçtan da ikinci yarıda çok şeyler olacağını düşünüyorum. Çok pozisyonlar, özellikle Dolmabahçe'deki maç çok keyifli olacak. Müthiş bir geri dönüşe de imza atabilir Beşiktaş. Fenerbahçe'de daha kaliteli bir takım Twente'den. Geçen yıl 10 kişi kalmışlardı, evet, Twente, ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si farklı yenmişti Twente'yi. Neden olmasın? İkinci yarıda da böyle şeyler olur. Fenerbahçe kazanabilir de maçı. Hocam, Fenerbahçe maçlarında, özellikle deplasmandaki mücadelelerde, lig içinde bunu söylüyorum, Fenerbahçe bir anda pozisyonlar buluyor. Bu maçta da öyle oldu. 2-3 dakikalık ya da 5 dakikalık bir sekans var. Orada fırsatları yakaladık, atamadık. Attığında kazanıyor, atamadığında kaybediyor. Ama bu hücum oyununu bir türlü, rakip alandaki o yerleşme şansını bir türlü daha geniş bir alana yayamıyor Sarı Lacivertler. İkinci devrede bu değişebilir mi? Şimdi Kerem, senin bu aslında söylediğin şey Fenerbahçe'nin ana sorunlarından bir tanesi. Çünkü senin bu söylediğin şeylerin oturması, iyi gitmesi için oturmuş bir takım oyunu olması lazım. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'de sezon başından beri skor üzerinden baktığımız zaman iyi giden bir Fenerbahçe var ama oyun üzerinden giden bir Fenerbahçe yok. Şimdi bu böyle olunca tabii rakibin üzerine oyun olarak fazla bir ağırlık koyamıyorsunuz. Oyun içerisinde genişlediği zaman özellikle de oyunun açısı ve oyunun eline ve boyuna alanlar açıldığı zaman da sen rakibine gücünü rahat hissettirtemiyorsun. Çünkü sen oyunu bir türlü oturtamamışsın. Mesela şimdi hala Tadiç sağdaydı, sola geçti, İrfan Can var, işte En-Nesyri oynayacak mı, Ceko mu oynayacak, ortası. Fenerbahçe'nin geçen seneden en önemlisi, hep neyi telaffuz ediyoruz biz konuşurken, sol tarafta Ferdi, sağ tarafta Osay gibi hızlı oyuncuları yok Fenerbahçe'nin. Hı hı. Bence bu Fenerbahçe'nin oyunundaki ritmi de azaltıyor. Yani biraz ritim koyması lazım, biraz hızını çoğaltması lazım. Twente takımını geçen sene playoff'ta Fenerbahçe elemişti. Ama nasıl elemişti? Şöyle bir hatırlarsak 5-1. O yenmişti Fenerbahçe burada Twente'yi. Bu arada burada çok burada kötü başlayan çok bir maçta rakip 10 kişi kalmıştı. Tabii 40. dakikada, evet, atılmıştı. 1-1'ken atıldı. Ondan sonra da zaten ikinci yarıda da goller geldi. Evet. Ve orada da 1-0 mağlup olarak da burada zaten şey yapmıştı, yani turu geçmişti. 1-0 kazandı Fenerbahçe. Özür dilerim, 1-0 kazanarak da zaten şey yapmıştı. Geçmişti. Şimdi Twente'ye baktığınız zaman geçen seneyle bu sene mukayese ettiğiniz zaman da tabii Twente'nin aynı zamanda ne olursa olsun kendi liginde de bir kendi ekolünün oynamış olduğu bir takım ve o takım ruhunu da iyi oturtuyor ve de kendi sahasında da çok rahat oynayan bir takım. Ama Fenerbahçe'nin bütün bu olasılıkları bilerek bu tip maçlara daha farklı çıkması lazım. Daha oyun gücüyle beraber hareket etmesi lazım. Bir de ne olursa olsun bu tip maçlarda kolay gol yemeyeceksin. Rahat gol yemeyeceksin. Bizim bakıyorum şimdi hep kolay gol yedirtiyoruz. Yani biz rakibe çok rahat şans veriyoruz. Mesela şimdi En-Nesyri bir tane pozisyon karşı karşıya kaldı. Atamadı mesela. Evet. At sen de onu mesela. Doğru. Ya belki de rakibin attığı goller, rakibin girdiği pozisyonlar senin girdiklerinden çok daha zor pozisyon ama bir şekilde gol oluyor. Yani burada bir talihsizlik mi, odaksızlık mı, ya odaklanamama mı, yoğunlaşamama mı ve de oradaki bir adam paylaşımında bir sıkıntı var. Yani aslında bu sadece Fenerbahçe'nin sorununda değil. Yani Galatasaray'ında da öyle, işte Beşiktaş'ında da öyle. Bir şekilde sana bunu bir gol olarak hemen ağlara gönderiyorlar topu. Aynen, destek olsun diye söyleyeyim. Galatasaray'ın yediği ilk gol. Sahipsiz bir top attı rakip öylesine.
bir anda pozisyon oldu ve ne Davinson Sanchez ne de Abdülkerim Bardakçı müdahale edemedi. Şimdi tabii konuşurken konuyu da açıyor. Çok iyi yere değindi sevgili Zeki. Şöyle ki şimdi Galatasaray'ın defansın göbeği de hepimiz neyi konuşuyoruz telaffuz ederken. Galatasaray'ın 3 tane çok iyi stoperi var. Avrupa standartlarında şeyi var diyoruz. Stoperleri var diyoruz. Şimdi bu stoperlerin böyle gol yememesi lazım. Kesinlikle yani böyle öyle. Pozisyon tabii. Vermeye hakları yok. Aynen. Yani kötü istediği kadar kötü de oynasa yani bir takımın her bölgesindeki her oyuncu bu kadar kötü olmaması lazım. İşte neyi söylüyoruz biz? O zaman sen demek ki maça iyi hazırlanamıyorsun. Torreira gibi bir adam kötü oynar mı ya? Aynen. Sanchez gibi bir adam kötü pozisyon alır mı? Barış Alper fizik kalitesinde bir oyuncu bu kadar mı geri gider bir maçta? Dolayısıyla da bu o zaman başka bir şeylere bakmak maçlar lazım. Maçlar başladığında hocam yine Galatasaray'a bir dönüş yapacağız. Tabii. Galatasaray'ın performansıyla ilgili konuşacaklarımız çok şey var ama Fenerbahçe'ye tabii, devam tabii. Edelim. Hayır Fener'e geliyordum zaten. Yani ben hocam. O konu oraya geleceğiz. Estağfurullah. Hayır hayır. Aslında birbirinin hepsi... Vakit dar olduğu için insanlar şu an Beşiktaşlar ve Fenerbahçeliler bekliyorlar. Yani hepsi birbirini tetikleyen şeyler konular. Yani Fenerbahçe'ye geldiğim zaman da Fenerbahçe'de de öyle. Mesela Fenerbahçe'deki defansın... göbeğine baktığım zaman hepimizin konuştuğunda ve de hepimizin en ideal ikili olarak Cicu ile Bekao ikilisini söylüyoruz. Geçen sene de hep bunu söyledik. Evet. Buradaki bu ikililer yani stoperler pozisyon vermeyecekler, vermemeleri lazım. Hele bir de bu tip maçların değeri çok fazla. Bunun galibiyeti, mağlubiyeti, beraberliği, çarpanları çok fazla. Şimdi ne oluyor? Sen burada bir galibi aldığın zaman ekonomisi yükseliyor, moralin yükseliyor, lige yansıyor veyahut da sen bundan sonra oynayacağın maça daha rahat gireceksin. Çok güzel bir mesela bu hafta bay olacak Fenerbahçe. Çok rahat bir milli takım arasına girecek. Geniş bir zaman var. Yani moral açısından, mental açısından çok rahat olacak. Ama daha maç bitmedi. Ben Fenerbahçe'nin bir geri dönüşü olacağını düşünüyorum açıkçası.